Vallahu enzele mines semai ma'en. Demek ki gökten düşen her damla su bizim hayat örneğimizdir ve hayat misalimizdir ve oradaki döngünün asla ayrılmaz bir parçasıyız. Vallahu enzele mines semai ma'en fa ahya bihil arda ba'de mevtiha. Yeryüzüne orada ölümünden sonra hayat veren Allah Azze ve Celle sizin önünüze bu misali tekrar tekrar aklımıza gelmeyen yığınla ayetler de vardır. Böylece önünüze örnek olarak koydu. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesmaûn. Bunda işiten bir topluluk için ayet var. Dışarıda ayetleri görsel olarak izliyoruz, müşahede ediyoruz. Burada Cenab-ı Hak ayetleri kulaklarımıza dolduruyor. Bu kelam dediğimiz, yani söz. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, indirdiği kelam. Bu kelamın demin verdiğimiz örnekte hayattaki tatbikatından bahsettik. Yani hayattaki iz düşümü. Eğer buradaki sözel olanını dinler, kulağınla bunu içeri alır, sonra gider hayatta bunun pratik karşılığıyla, somut karşılığıyla karşılaşmak için yeltenirsen, manaya, gerçek manaya kavuşmuş olursun. Bu bahsedilen şeylerden öte, ben yağmurun suyunu görmek istemiyorum. Ben göğün gürlemesini görmek istemiyorum. Yani Kur'an'ın bu referansta bulunduğu şeyler, Kur'an'ın kendisi kadar artık onun ayrılmaz bir parçasıdır. Git bak diyorsa, artık ona gidip bakmak zorundasın. Ya ben Kur'an harici bir yere yönlendiriliyorum. Bana Kur'an yeter demek nasıl saçma bir şey olur. Cenab-ı Hak git bak diyor. Artık gökyüzü o bütün ihtişamıyla, o derinliğiyle, o yıldızlarıyla Kur'an'ın ilzam ettiği, yani Kur'an'ın gerektirdiği bir sahneye dönüşür. Çünkü o gönderme yapıyor. Bak. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ. Bakın, de ki bakın göklerde ne var. Bitti. Cenab-ı Hak bak, bakın göklerde ne var diyorsa, o göklerdeki var olan varlıklar Kur'an harfleri kadar, satır satır ayetleri kadar Kur'an'ın ayrılmazıdır artık. Biz gidip onlara bakmakla yükümlüyüz. Ay'a bakın diyorsa, menazilini takdir ettiği, gidip o menaziliyle ilgilenmek, Kur'an'la hemhal olmak, Kur'an'la iç içe olmak demektir. Dolayısıyla Kur'an'ı bir soyut söze indirgemek, onun karşılığı olan hayattaki varlıkları incelemek, araştırmak, bakmak, gözlemlemek, bunları Kur'an'ın mesainin dışında saymak nasıl ahmakça bir şey olur? Ağaç diyorsa o oradaki sesten ibaret değil, hayattaki karşılığı olan ağaçtan. Dolayısıyla gidip o ağaçla ilgilenmek, onu Kur'an'ın emri olarak bir gayretle, istekle, hevesle incelemek Kur'an mesaisinin bir parçasıdır. Gökteki bulutların tasrifinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Yönlendirilmesinden, biriktirilip, kümelendirilip yağışa dönüştürülmesinden bahsediyor. Bu burada satır ya satır yazan, kelime kelime yazan olayın bildiğin hayattaki fiziksel karşılığıdır. Dolayısıyla gidip oraya bakmak lazım deyince hayır olamaz, oraya bakmak lazım denemez. Siz Kur'an eksik mi demek istiyorsunuz? Soyutla somut arasındaki ilgiyi kurmamış kimsenin eksikten tamdan bahsetmesi abes olur. Daha soyut olanla somut olanı ayırt edemiyor. Eğer bu ve şeyi nazarla bakacak olursa eksik ve tam meselesine, o zaman namaz kılmak gerekir derse yok. Namaz kılmak bana gerekmez, bana Kur'an yeter. O zaman Allah Azze ve Celle için de aynı şeyi söylersin. Allah gerekiyor mu? Yok, Allah da gerekmez, bana Kur'an yeter. Nasıl aptalca bir noktaya doğru gidiyor? Ya zaten Allah mesajı Kur'an'ın verdiği bir mesajdır. Kur'an'ı nasıl temel sayıyorsan, onun ilzam ettiği, yani gerektirdiği her şey de onun bir parçasıdır. O neyi gerektiriyorsa. Önceki ümmetlerin kalıntılarından söz ediyor. Allah Azze ve Celle burada söz edip referansta bulunurken, sahada da onları bilinçli bir şekilde korudu. Dolayısıyla piramitleri çok iyi yapıp, sağlıklı yapıp, kalıcı olmalarına Cenab-ı Hak imkan sağladı ki Kur'an'da Firavun'a yönelik gönderme yaparken insanlar hangi Firavun'dan bahsediyor, nedir bu demesinler. O medeniyetin
uzandığı bütün boyutlarıyla, kalıntılarıyla sahada bulunsun. Evet, bir firavun var, bir büyüklenen bir adam var. Yeryüzü coğrafyasında orada binlerce yıl baskın, otoriter bir devlet şeyi kurmuş ve Allah Azze ve Celle'nin mesajına karşı kendi ilahlığını iddia etmiş bir unsurdan bahsediyoruz. Ve bunun yok edilişi. Ama kalıntılarını Cenab-ı Hak değil mi ki referansta bulunuyor, muhafaza ediyor. Diğer türlü biz, ya Rabbi böyle diyorsun ama biz öncekilerden bir kalıntı yok ki yeryüzünde. Acaba senin istemediğin bir süreç mi yaşandı yeryüzünde de öncekilerden hiçbir eser kalmamış. Sen yeryüzünü gez dolaş, öncekilerin eserlerine bak. Dağları oyuyorlardı diyorsun, şöyle yapıları vardı diyorsun, sizden daha sağlamca yapıları vardı diyorsun. Eğer şu an hiç bunlardan bir eser kalmamış olsaydı, biz Cenab-ı Hakk'ın tamam burada bizi göndermede bulunurken acaba yeryüzü boyutunu kontrol mü edemedi? Gidiyoruz, gidin şurada laboratuvar var diyen hocanın misali, gidiyoruz orada bir şey yok. Başka hoca girip laboratuvardaki malzemeleri mi çaldı? Dolayısıyla Kur'an'da referans yapıyorsa Cenab-ı Hak, hayatta bunun karşılığını beklememiz doğrusal bir ilgidir. Allah Azze ve Celle sudan, yağan yağmurdan, yerin bitirdiği bitkilerden bahsediyor. Daha dibimizde hepsi bunların mevcut. Yani eş zamanlı Kur'an vahiyiyle yaşamdaki o şey birlikte çalışıyor. Dolayısıyla o gerektiriyorsa artık o da Kur'an kadar sağlam demektir. Kur'an'la eşlenik demektir. Arka yüzü ön yüzü gibi. Güneş mesela. Cenab-ı Hak güneşi ben yarattım. Onu وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Onun o varlığı, o deveranı, buna tanık oluşumuz, ayete tanık oluşumuzla eşdeğerdir. Çünkü ondan söz ediyor ve onun bir hareketinden söz ediyor. Bakın, yeryüzünü gezin, dolaşın dediği ayetlerde yeryüzünü gezip dolaşmak, o yeryüzünün kendisi, o ayetin somuttaki karşılığıdır. O olmasaydı o da olmazdı diyeceğimiz kadar önemlidir. Biri diğerini zorunlu gerektiriyor. Böyle bir mantık örgüsünden yola çıkarak düşünün. Allah Azze ve Celle Resulünü, Kur'an'ı kendisinden duyduğumuz Resulünü aramızdan bir beşer olarak seçip aynı dini yaşamakla mükellef tutup kendisinin örnekliğinden, güzel bir ahlak üzere oluşundan ve her defasında kendisine itaat etme zorunluluğundan bahsediyor. Bu da hayattaki karşılığı somut örneğidir. Bu da artık Kur'an'ın ilzam ettiği bir şeydir. Kur'an bütünlüğü içerisinde yer alan bir şeydir. Aslında bunu hariç tutmak o andan itibaren Kur'an'ı eksik bir duruma düşürmek olur. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ